Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Yine yeni bir proje tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bir süredir proje tanıtım videolarım gelemiyordu. Hem bunda yoğunluğum çok belirleyiciydi. Hem de açıkçası böyle çok içime sinen projeleri ben video yaparak tanıtmayı tercih ediyorum. Onun dışında salt yatırım yapıyorsam, inandığım bir yatırımsa Twitter'dan paylaşmayı yeğliyorum. Ama gerçekten inandığım, beni heyecanlandıran bir proje olduğunda bunu YouTube'dan da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince kısa, gerekli detayları veren bir video sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Legends of Aria oyununu sizlere tanıtacağım. Bu bir aslında klasik bizim piyasada işlem yapan insanların aşina olduğu Play to Earn oyunu. Oyun formatı da MMORPG. Gamer arkadaşlar varsa beni dinleyenlerden eminim şöyle bir şaşkınlık yaşayacaklar. Ya bu Legends of Aria yabancı değil. Bu zaten bildiğimiz bir oyun. Evet, beni de aslında heyecanlandıran tarafı da bu. Bunun için birkaç tane sebepten elbette bahsedeceğim. Legends of Aria'nın Wikipedia sayfasındayız şu anda. Burada gördüğünüz üzere aslında oyun Temmuz 2020'de release edilmiş bir oyun. Yani çıkarılmış bir oyun. O zamandan beri de ciddi bir kitle oluşturmuş, insanların, gamerların bildiği bir RPG oyunu. Aynı zamanda multiplayer özelliği de olduğu için çok fazla multiplayer karakterin aynı anda oynayabilmesini sağladığı için bu tip oyunlara MMORPG deniyor. Gamer arkadaşlarım bileceği üzere. Buradaki oyun konsepti, birazdan görsellerini de göstereceğim. Oyun konsepti büyük oranda böyle single player oyunlar gibi işte tutoriallere ya da görevlere dayanmıyor. Onun yerine bir açık dünya rol yapma oyunu aslına bakarsınız. Şöyle ki oyun, yani orijinal oyundan bahsediyorum, Citadel stüdyoları tarafından 8 yıllık bir uğraş sonrasında ortaya çıkmış. Dolayısıyla hani grafikleriyle falan gerçekten göz dolduran bir oyun. Çünkü biliyorsunuz blok zincir oyunlarında böyle bir handikap var. Yeni oyunlar genelde tokenomics'e daha çok konsantre oluyorlar. Oyunu çoğu zaman ıskalıyorlar. Evet, insanlar yani para kazanmak için bu oyunları oynuyor ama hep şu oluyor, yani gamer arkadaşlar da özellikle, ya bu oyun gerçekten de içime sinmedi diye yorumlar geliyor. Para kazanmak için oynanıyor. Burada ise gerçekten oyunda hali hazırda kurulmuş bir ekonomi var. Hali hazırda bir kitlesi var. Bu kitle de bunu önce para kazanmak için değil, oyun oynamak için tercih etmiş bir kitle elbette. Beta versiyonu Ağustos 2019'da çıkmıştı. Dediğim gibi burada da yazdığı üzere Temmuz 2020'de de orijinal oyun ortaya çıktı aslına bakarsınız. Ama Şubat 23 2022'de Legends of Aria'nın resmi Twitter hesabından bu oyunun sistemlerini komple blok zincire entegre etmeye başladıklarını, böyle bir projeyle takipçilerin, oyuncuların karşısına çıkacaklarını açıkladılar. Burada aslında yapmaya çalıştıkları, hali hazırda bir ekonomi var zaten bu oyunda. Bu oyundaki ekonomiyi Aria Token aracılığıyla ve aynı zamanda buradaki şeylerin, karakterlerin ürettiği, ki karakterlerde de ciddi çeşitlilik sağlıyor. İşte burada isterseniz kılıç ustası olabiliyorsunuz, hazine avcısı olabiliyorsunuz, marangoz, terzi, savaşçı, hatta hırsız, büyücü gibi daha böyle ekstrem karakterlere de bürünebiliyorsunuz. Bu karakterlerin oyunun içinde yaptığı, aslına bakarsanız ekonomiye dönüşebilecek aktiviteleri de bir NFT'ye çevirip, NFT versiyonuna çevirip bundan NFT Marketplace'te satarak bir para kazanma şansınız da oluyor. Aynı zamanda oyunun token'ı olan Aria Token de bir utility token. Şöyle ki arkadaşlar, burada evet, bu aslına bakarsanız oyunun blok zincir versiyonu Reaper Games tarafından, ki bu Reaper Games de zaten Citadel Studios'un, yani oyunun orijinal üreticisiyle Joseph Rubin'in, yani kripto yatırımcısı, kripto girişimcisi Joseph Rubin'in ortak yaptığı bir şirket. Yani yine işin arkasında aynı oyunun, orijinal oyunun üreticisi Citadel Studios var, ki bu Citadel Studios'un oyun dünyasında en çok bilinmesinin sebebi Ultima Online isimli efsane oyunun, ki bu oyun onun
yeni versiyonu, daha geliştirilmiş versiyonu diye gamerlar ifade ediyor. Onun yaratıcısı olan firma. Şimdi birazcık oyunun detaylarına bakacak olursak, önce ona geçmeden arkadaşlar, yani oyunda işte dedim ya, beni en çok çeken, bir yatırımcı nazarından baktığımda en çok çeken faktörlerden bir tanesi, hali hazırda bir kitlesi olan, bilinen, tercih edilen, oyun olarak tercih edilen bir oyundan bahsediyoruz. Şöyle ki 5 milyon saatten daha fazla, ki bunu 2235 bin gün olarak da ifade edebilirsiniz. 5 milyon saatten daha fazla oynanmış bir oyundan bahsediyoruz. 30 milyondan fazla mobs, yani burada gruplar var. Bu gruplar arasındaki çatışmalardan ortadan kalkmış 30 milyondan fazla mobs olduğu söyleniyor. Yani çok aktif oynanan bir oyun olduğunu gösteren bir detay bu. Şöyle ki 95 binden daha fazla özel hesap bu oyunda hesap açmış ve 169 binden daha fazla karakter oluşturulmuş bu hesap açan kişiler tarafından. 250 binden daha fazla oyuncu ise diğer oyuncular tarafından ortadan kaldırılmış. Oyunu genel olarak bir RPG oyunu gözünden baktığımızda 7 tane farklı iklime, farklı dünyaya sahip biyom oluşturulmuş. 10 tane oyun oynanabilir zindanlar var bu haritalarda. 8 tane de kasaba var. Kasabaların şöyle bir detayı var. Kasabalar ekonominin döndüğü yerler. Kasabaların dışında ise her şey serbest. Yani savaşıp birilerini, bazı karakterleri ortadan kaldırıp onun deyim yerinde ise üstündekilere çökmek, bunlara el koymak mümkün. Dolayısıyla tam böyle bir yaşayan bir oyun yaratmışlar. Şöyle ki burada yeni versiyonunda, zaten hali hazırdaki versiyonunda da 34 tane özel yetenek ve bu yetenekler geliştirilebiliyordu. Bu etkileyici bir şeydi. Bu yeni versiyonda, blok zincir versiyonu, hem yeni bir grafik motoruyla gelecek arkadaşlar, hem de yeni serverla geleceği söyleniyor. Ama bunun dışında oyun içinde de ondan daha fazla aslında kullanabileceğiniz araç geliyor. Yani araç derken işte botlardan bahsediyorum, işte hayvanlardan bahsediyorum, bunları kastediyorum. Şöyle ki 60'tan daha fazla büyü yeteneğinin eklendiği veya özel yeteneğin eklendiği söyleniyor yeni versiyonda. 50'den daha fazla yepyeni silah veya işte zırh eklenmiş ve aynı zamanda binlerce daha farklı varyasyon eklenmiş bu zırhlara. 24 çeşit ev var. Oluşturabiliyorsunuz bu evleri veya NFT markette alıp satabiliyorsunuz. 200'den fazla da mobilya detayı oyunun yeni versiyonuna eklenmiş. Burada önemli gördüğüm detaylardan bir tanesi de arkadaşlar, şurada sizlere anlatacağım. Şimdi yatırımcı perspektifiyle baktığımızda, yani biz bu token'ı neden alıyoruz, neden bizim için çekici tarafına gelirsek, şurada çok kısaca Aria Token Utility, yani nerelerde kullanıldığını anlatacağız. Bunları birazdan detaylandıracağım ama 4 tane ana başlık: bir, NFT Marketplace'de kullanabiliyoruz, staking için kullanabiliyoruz, oyun içindeki detaylarda kullanabiliyoruz, bir de DAO Governance'ında kullanabiliyoruz. Birazdan dediğim gibi bunları sizlere göstereceğim. Burada NFT tarafında anlatmam gereken detaylardan bir tanesi, NFT Marketplace'ten zaten bahsettim. Şöyle ki bu NFT Marketplace'lerde neler satılacak? Bir kere siz diyelim ki işte bir kılıç ustasısınız, bir kılıç üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz kılıçları belli bir Aria token karşılığında mint ediyorsunuz. Daha sonra bu mintlenmiş kılıç sizin envanterinize geçiyor, bir NFT oluyor. Bu kılıcı mesela gidip marketplace'te satabiliyorsunuz. Aynı zamanda oluşturduğunuz karakterleri satabilme imkanınız oluyor. Mintlemeniz, ki yeni versiyonda bir tane karakter mintleyip başlıyorsunuz. Bu da takribi olarak 10 dolara denk gelecek bir Aria token'e denk gelecekmiş. Yani en başta bu oyunu girip oynamak isteyen herkes en azından bir 10 dolarlık token almak zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. Şöyle ki karakterler birbiriyle birleştirilip onlar mintlenebiliyor. İşte buradaki evcil hayvanlar, oyun içindeki evcil hayvanlar geliştirilebiliyor, beslenebiliyor. Aynı zamanda birbiriyle birleştirip daha böyle
daha farklı özellikleri olan varlıklara dönüştürülebiliyor. Aynı zamanda NFT itemlarda birbiriyle birleştirilip tekrardan mintlenip bu NFT marketplace'te satılabiliyor arkadaşlar. Genel olarak bunlardan bahsedelim. Dediğim gibi Wikipedia'dan gösterdim. Hali hazırdaki mevcut oyunun mevcut versiyon Steam'de var. Ama blockchain versiyonu muhtemelen bunun üstüne yeni bir versiyon olarak tekrardan Steam'de yer alır mı? Şu anda onun bilgisini alamadım. Ama yer alacak gibi gözüküyor. Buradan o versiyonunu indiriyorsunuz. Bir karakter mintliyorsunuz ve oynamaya başlayabiliyorsunuz. Oyunla ilgili detaylar konusunda burada ben büyük oranda aslında Tokenomics'ten bahsetmek istiyorum. Bir yatırımcı perspektifiyle bu konuyu anlatmak istiyorum ama arkadaşım Fatih Kibuk'u oyundan haberdar olmamı o sağladı. Kendisi bu oyunu yıllarca deli gibi oynamış. Çok da memnun kalmış, çok da sevdiği bir oyun, hala daha oynuyordu. Dolayısıyla o beni biraz daha haberdar etti. Onunla birlikte de bu konuda ufak bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk. Kendisi hemen hemen 1 saat 22 dakikalık bir video hazırladı. Videonun açıklamalar bölümüne koyacağım. Orada arkadaşlar oyun hakkındaki oyunla ilgili detayları anlattı. İşte karakter oluşturmayı nasıl yapacaksınız onu anlattı. Öz nitelikler, oyundaki öz nitelikler neler, onları detaylı bir şekilde anlattı. Yetenekleri anlattı. İşte silahlar ve özelliklerini anlattı. Kabiliyetleri anlattı. Geliştirilebilir kabiliyetlerden burada bahsetti. Ne demek onlar? Zindanlardan bahsetti. Zindanlar oyunda çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle ekonomi açısından burada ciddi bir kazanç sağlayabilme metotları olduğunu zaten kendisi de anlatıyor. İşte evlerden bahsetmiştik. Farklı farklı ev özellikleri gelmiş. Ev nasıl kurulur? Bir ev nasıl satılabilir? Bu gibi detayları burada anlatıyor. Ve yeni bir grafik motoru gelecek demiştik. Burada da o grafik motoruna biz bu projeyle irtibata geçtiğimiz için kendisine bir NFT mintleme şansı verdiler. Öncesinde taslak beta versiyonda orada bir NFT mintleyip girdi ve bu oyunu yeni motoruyla, grafik motoruyla oynadı. Şu anda yeni motoru görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu bir gamer olarak bu iş nasıl yapılır, bu oyun nasıl oynanır öğrenmek istiyorsanız bu videoyu, Fatih'in paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi şunu şöyle durduralım. Gelelim yatırımcı tarafına. Token utility, yani bu token nerelerde kullanılacak? Oyun içinde kullanılacak. Biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar, oyun içindeki itemların alınıp satılmasında, işte bazı topluluk eventlerine katılmak için veya işte özel karakterleri elde etmek için, mesela hapse girdiniz, bu tip böyle size opsiyonlar da sağlıyor. Hapse gittiniz, hapisten çıkabilmek için. Yani böyle mesela çok enteresan bir şey var. Bulunduğunuz kasabada valilik adayı olabiliyorsunuz. Hem valilik için oy kullanmak isterseniz bu tokenları kullanmanız gerekiyor veya vali adayı olmak istiyorsanız kullanmanız gerekiyor. İşte oyunun yeni versiyonunda mesela hapishane, gazino gibi yerleri işletebiliyorsunuz. Bunlar için talip olduğunuzda kullanıyorsunuz. Bunun gibi detaylar var. Oyun içinde her şey Aria token'la ilişkili arkadaşlar. Bütün ekonominin merkezine onu koyuyorlar. Bundan önceki orijinal versiyonunda yine bu ekonomi vardı. Ama ekonomi itibari paralarla, işte kredi kartınızı tanımlayıp o şekilde kullanılabildiğiniz bir şeydi. Aynı zamanda bu token'ları arkadaşlar stake edebiliyorsunuz bir DeFi platformu gibi. Mesela 1 yıla %25 APR veriyor. 2 yıl stake etmenizde %30 APR, 3 yıl stake etmenizde %35 APR veriyor. Bir DeFi açısından bakıldığında bu APR'ler tatmin edici değil elbette. Ama hem oyun oynayayım hem stake edeyim derseniz belki mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar DAO governance ise şu demek. DAO'lar biliyorsunuz kullanıcıların, yani o DAO'nun içindeki insanların yönetişimine karar verdiği platformlar en hafif tabirle. Burada mesela o yönetime bir şekilde
katkı sağlayabilmek için oy hakkına sahip oluyorsunuz. Burada da Aria tokenleri kullanıyorsunuz. NFT Marketplace'i de zaten biraz önce sizlere anlattım. Tokenomics'te dikkatimi çeken ve olumlu gördüğüm şeylerden bir tanesi arkadaşlar, ben bu arada private'dan yatırım yaptım bu projeye. Seed ve private tarafında vestinglerde oldukça dikkatli davranmışlar. Mesela bakın, private'da ilk 3 ay hiç vesting'de token vermiyorlar. Seed'de ise ilk 4 ay vermiyorlar. Ve ondan sonra ufak ufak birinde %5, birinde aylık %4 veriyorlar. Ve işte private'da 18. ayda ancak vesting süreci bitiyor. Seed'de ise 26. ayda bitiyor. Bu gerçekten hani özellikle yüklü alım yapabilme imkanı olan insanların fiyatı özellikle TGE'den sonra baskılamasının önüne geçen bir şey. Public sale ise, public sale'dan da bu arada bahsedeceğim, hali hazırda açık bir public sale var. Public sale'da arkadaşlar şeyi veriyor, bu da özellikle IDO'lardan giren insanlar için elverişli olabilir diye düşünüyorum. TGE'de yani IDO'nun yapıldığı açılımın yapıldığı gün %15 veriyor. Daha sonrasında %17, 17, 17 vererek 6. ayda bitiriyor. Bu da public'ten yatırım yapacak insanlar için bana göre bir avantaj. Vesting'i oldukça kısa. İlk verilen TGE'de de iyi bir performans gösterdiğinizde zaten yatırım yaptığınız tutarı alma şansınız oluyor. Dolayısıyla bu anlamda da mantıklı. Yine mantıklı gördüğüm şeylerden biri de takıma da çok ketum davranmışlar. Takımın tokenlarını 13. aya kadar vermiyorlar. 13. ay itibariyle de aylık %5 veriyorlar. Bu da takribi olarak 32 ay sürecek bir süreç oluyor. Dolayısıyla hani gerçekten Tokenomics tarafında fiyatı baskılayacak faktörlerden kaçınmışlar. Aynı zamanda şu da çok önemli bir detay arkadaşlar. Token yönetimiyle alakalı. Şöyle ki bu utility tokenlar her kullanıldığında, mesela oyun içinde kullanıldığında, işte oy atmak için kullandınız mesela, ya da işte valiliğe aday olmak için kullandınız, ya da işte store'dan bir şeyler aldınız. Bunlar için kullanılan bütün tokenlar kullanıldığı gibi oyun içinde kullanılanlar hemen yakılıyor. Dolayısıyla bu da aslına bakarsanız deflate ediyor. Yani arzı düşüren bir faktör oluyor. Bunun da doğru planlandığını düşünüyorum. Peki nasıl katılacağız buna? Arkadaşlar hali hazırda GameStarter'da ve SolRazer'da, ben bugün 18 Ağustos'ta çekiyorum bu videoyu, saat 17.12. İkisinde de hali hazırda IDO'lar açık. SolRazer'daki IDO arayüzü burası. SolRazer'da IDO'ya nasıl katılacağım derseniz, YouTube'a SolRazer ön satışlarına nasıl katılınır yazarsanız, burada coin mühendisi de dahil olmak üzere açıklama yapan arkadaşlarımızın videoları var. Bence gayet yeterliler. Nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Game Starter Launchpad'inde de var. Hali hazırda açık. Bunu da aynı şekilde ön satışlı Game Starter ön satışlarına nasıl katılınır yazarsanız karşınıza çıkan videolardan öğrenebilme imkanınız olacaktır. Önümüzdeki günlerde mesela Engine Starter'da çok ses getirmesi bekleniyor. Star Launch'ta çok ses getirmesi bekleniyor. Yani ilginin çok olması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bununla alakalı ben sizleri bilgilendireceğim zaten elimden geldiğince, ama takvimi incelerseniz, Legends of Aria'yı takip ederseniz, sosyal medya tarafında çok güçlü oldukları söylenemez. Mutlaka ve mutlaka gelişmelerden haberdar olursunuz diye düşünüyorum. Söylemek istediklerim bunlar. Olabildiğince kısa tutmaya, yeterince bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi hali hazırda potansiyeli olan bir projenin, hali hazırda kendini oyun anlamında kanıtlamış bir oyun projesinin böyle bir adım atması bence son derece heyecan verici, ki bu trende önümüzdeki süreçte içinde ekonomi olan oyunların hepsinin gireceğini de düşünüyorum. Legends of Aria iyi bir başlangıç yapıyor ve ben projenin bir yatırımcı açısından da, yatırımcıyı da üzmeyeceğini, oyuncular için de güzel bir aslında oyun oynarken para kazanabilme imkanı yaratacağını düşünüyorum. Bu proje için bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.